Merhaba değerli izleyenler, Editörün Gözünden programına hoş geldiniz. Bugün tabii ki inşaat sektörünü konuşacağız. Özellikle de kamu müteahhitlerinin yaşadığı bazı sıkıntılar var. Bunu bu ekranlardan konuşacağız. Yine inşaat maliyetlerini ve beklentileri bu ekranlarda konuşmuş olacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Kayseri Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Sayın Göker Gözütok canlı yayın konuğumuz. Kendisiyle başta ifade ettiğim konuları değerlendireceğiz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nazik Nasılsınız, iyi davetiniz için. misiniz? Çok şükür. Siz nasılsınız İsmail Bey? Sağ olun, teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz başkanım. Tabii ki davetimize icabet ettiğiniz için bir kez daha teşekkür Biz etmiş teşekkür olayım. ederiz. Öncelikle tabii ki Kayseri Kamu Müteahhitler Derneği'ni kurdunuz. Hayırlı olsun diyerek başlamak isterim. Neden böyle bir dernek kurma ihtiyacı hissettiniz? İsmail Bey, biz sizle yaklaşık bir yıl önce falan bir Evet. program daha yapmıştık. O zaman dernek kurma olayına gelişin ayak seslerini orada tartışmıştık. İşte maliyetlerin arttığından, müteahhitlere fiyat farkı verilmesi gerektiğinden, yoksa müteahhitlerin bu fiyat artan maliyetlerin altından kalkamayacağından, işlerin yarım kalacağından falan bahsetmiştik. Bu bir yıllık süreç içerisinde bir gelişme olmadı. Yani kamu müteahhitlerini rahatlatacak, onların sorunlarını çözecek bir gelişme olmadı. Bireysel olarak yaptığımız çabalar, yaptığımız görüşmeler de çok kifayet etmedi. Bu sebepten dolayı biz bir dernek kurma ihtiyacı duyduk. Kayseri'de kamuya iş yapan arkadaşlarımızla birlikte. Bu dernek vasıtasıyla şu anda görüşmelerimiz başladı. İşte partilerle, belediyelerle, çeşitli kamu kurumlarıyla. İnşallah bireysel olarak duyuramadığımız sesimizi dernek olarak duyurur. Bu sorunu bir an önce çözeriz. Geçtiğimiz günlerde de ilk tanışma toplantısını yaptınız, basın Evet. toplantısı düzenlediniz. Orada da beklentilerinizi vesaire kamuoyuna açıkladınız. Evet. Kamuoyundan gelen tepki nasıl oldu size bu derneğin kurulması sonrasında? Valla şimdi insan haklı sebeplerle dernek kurunca hakkını ararken nasıl ses gelecek yani? Evet. Kamu müteahhitleri arkadaşlarımızdan teşekkür telefonları aldık. Bir tepkiyle de karşılaşmadık. Yani çünkü anlattığımız herkes, her kurum, hem her kişi, kuruluş haklısınız, doğru söylüyorsunuz. Bu böyle olmamalı. Aklın yolu bir zaten. Bizim talebimiz İşte memlekete zarar vermek adına kendi menfaatimizi işte ne olursa olsun falan değil de bu işte 1 liralık iş 5 liraya çıkmış. Bu yapılamaz. Bunu kamu müteahhitinin üstüne yükleyemezsiniz. Bunu yüklediğiniz zaman işte bu sektörü batırırsınız. Bunu batırdığınız zaman işte elinizde ihaleye girecek firma kalmaz. İş yapacak adam kalmaz. Buna da kim tepki gösterecek de ne diyecek ki İsmail Bey? Evet. Tabii sadece Kayseri'de değil Türkiye'nin genelinde kamu müteahhitleri var ve sıkıntıda yaşıyorlar. Özellikle daha önce girilen ihaleler, alınan süreç bir şekilde işliyor ama neticede 5 liraya aldığınız işin maliyeti bugün belki 20-25 liraya bulmuş durumda. Her sekte, her alanda bir yükseliş var. Doğal olarak da sizin aldığınız işi bitirme şansınız yok. Bu maliyetler açısından baktığınızda siz yasal olarak bu şeylerin yani haklarınızın yeniden düzenlenmesi, maliyetlerin yeniden gözden geçirilmesini ya da fesih hakkının tanınmasını istiyorsunuz. Evet. Böyle bir talebiniz var. Türkiye'de örnekleri var mı? Fesih edilen şeyler var mı? Yani bu haktan vazgeçilme olayları yaşanıyor mu? Kayseri'de ne durumda? Şimdi fesih %15'in altına verildi. Şimdi iki kere kanun çıktı, kararname çıktı bu inşaat müteahhitlerinin problemiyle ilgili. Birinci çıkan kararnamede çok cılız bir fiyat farkı verildi. Yani ihmal derecesinde işin %1'ine denk gelen bir fiyat farkı verildi. Bu tabii kimseyi tatmin etmedi. Bu yasanın olmayacağını gören hükümet ikinci bir geçici altıncı maddeyi çıkardı, kararnameyi. Bununla da işin yaklaşık %25'ine denk gelen ama işin maliyeti %500 arttı. %25'ini ben karşılayayım deme noktasında bir fiyat farkı ve %15'in altında kalan firmalara işi bırakabilirsiniz dendi. Şimdi %15'in altında kalan firmalara işi bırakabilirsiniz dendi ama işi 16 olan, 20 olan, 30 olan ne oldu ki %15'in altı bırakıyor? Bir de şimdi aynı dönemde bir yerde inşaata başladığınızı varsayın. Siz hızlı gittiniz, bir an önce bitireyim. Tamam böyle de bir sorun oldu ama hani
görünen köyün uzağı olmaz, bu problem görünüyor, herhalde bu bir şekilde çözülür dediniz ya da gayretli çalıştınız, bu problemler başlamadan 30'a geldiniz. Aynı gün sizle işe alan adam %14.9'da kaldı. Şimdi 1 liralık işi 5'e yapmaya sen devam et diyor devlet. Sen çok çalıştın, seni ben bir cezalandırayım diyor. %14.9'da kalana da yani tembel öğrenciyi sınıf geçirip de çalışkan öğrenciyi sınıfta bırakmak gibi bir şey oldu. Aslında tam tersi olması lazım. Yani, %15'i tamamlayan bırakabilir gibi. Yok, şimdi bu fiyat artışlarıyla tam tersi tam düzü yok da tamamının işlerin ya adil bir fiyat farkı. Yani bugün bu işi yeniden çıksanız kaç lira? 20 milyon değil de 100 milyon lira. 100 milyon liraya denk gelecek fiyat farkını ya da 80-70, hani bir tarafta müteahhit fedakarlıkta bulunsun ama da gelecek bir fiyat farkı, ama şu anda işinden içine bulunduğumuz noktada bu işinden çıkılmaz bir hal aldı. Bizce şeyi ne olursa olsun seviyesi müteahhitlerin tamamına şartsız tasfiye getirilmesi ve bu işlerin yeniden ihaleye çıkıp bir an önce hem kamunun işlerinin yapılması hem müteahhitlerin önünün açılması gerekiyor. Bu yönde girişimde bulunuyor musunuz? Nasıl bir cevap geliyor size bu yönde? Biz 5 Ağustos'ta kurduk derneğimizi. 5 Ağustos'tan bugüne kadar da yoğun bir görüşme trafiğimiz oldu. İşte siyasi parti başkanlarıyla görüştük, belediyelerle görüştük, kamu idareleriyle görüştük. Bir yol kat etmeye çalışıyoruz. Ama sonuçta bunun yasayla düzeltilmesi gereken bir problem ve kararını verecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız. Yeniden bir kararname çıkararak bu problemi çözmesi gerekiyor. İnşallah bununla ilgili ulaşabiliriz. Ulaşılabilir ve bu problem bir an önce çözülür. Görüştüğünüz siyasiler ya da görüşeceğiniz isimler var mı bu konuyu iletmek amacıyla? Biz yakın zamanda Mehmet Özateki Bakanımla ve Mustafa İlitaş Bakanımla görüşeceğiz. Onlara da durumu anlatacağız. Durumun vahametini anlatacağız. İnşaat müteahhitlerinin bu artan maliyetlerin altından kalkamayacağını anlatacağız ve kamunun da, yani şimdi kamu idareleri de zor durumda. Şimdi iş çıkıyorlar, çıktıkları işe giren olmuyor. Yani önceden bir bizim için şenlik havasında işte rekabetin sineğin kanadındaki yağı hesaplayarak girdiğimiz işlerde 10-15 kişi birden girdiğimiz işlerde şu anda bir kişi, iki kişi, çoğu ihaleye katılım olmadığından bir daha çıkıyor, bir daha çıkıyor. Bu hizmet alımı noktasında da böyle. Mesela KASKİ'nin, diğer belediyelerin işte temizlik işleri, kanal görüntüleme işleri, kanalizasyon işleri, bunlarda da sıkıntılar yaşanıyor. İdareler de bu durumdan muzdarip oluyor. Ayrıca işte elinizdeki müteahhit stoğu diyelim, iş yapan insan sayısı azaldığı için de şimdi artık müteahhit kıymetli, iş ucuz olmaya başladı. Öyle olunca da fiyatların arttığını görüyoruz. Önceden biz kamu ihalelerinde %30-35 kırımla aldığımız işlerin bugün %20-25 artırımla gittiğini görüyoruz. Müteahhitleri, çünkü insanlar şimdi çoğu arkadaşımız rekabet ortamı olmayınca, rekabet ortamı falan kalmadı İsmail Bey. Çoğu arkadaşımız teminatını yaktı, yasaklı hale geldi. Kimi işlerde işleri durdurdu, mahkemeye gitme yolunu seçti. Yani bunların yaptığı ettiği bir şey yok. Bu fiyat artışlarını biz geçen basın açıklamasında da söyledik. Biz kamu müteahhitlerinin elinde değil, akaryakıtın, demirin, betonun fiyatını belirlemek, bunun 5 katına varan artışını bizim karşılamamız da bizden beklenemez yani. Burada biz, yani nasıl haklı olduğu anlatılır, nasıl bu amacınız duyulmaz. Amacınız kavga etmek değil anladığım kadarıyla. Haklı yani. Şimdi İsmail bu Bey, ortamdan hem kamunun hem de kamuya iş yapan kesimin karlı çıkmasını sağlamak. Tabii müteahhiti tamam batırdınız. Müteahhit rızkı veren Allah başka bir şekilde açar, işini devam eder. Ya da işte yasaklı hale getirirsiniz, o da bir şekilde kendini kurtarır bu işten. Sıkıntı değil, ama burada sadece kamu müteahhitleri zarar görmüyor. Kamu kurumları zarar görüyor. Bu işlerin parasını veren vatandaşımız zarar görüyor. Yani bu film burada bitmiş değil, devam ediyor. Her gün yeni ihale çıkmanız lazım. Doğru mu? İşleri devlet kendi eline alıp da inşaat yapacak, bilmem ne yapacak. Hani yapabilir ama çok mümkün değil. Bu sektörü ayakta tutmanız lazım. Bu sektör bakın güzel bir sektör. Biz 20 kişi bir odaya girip en düşük fiyata veriyoruz. En düşük fiyatı verene veriyor işi. Doğru mu devlet? Evet. Burada hem devlet kazanıyor, İdareler kazanıyor, hem müteahhit kazanıyor iş yapan. Yani burada bir bereket var bu sektörde. Burada arttırım yok, işte dolar yok, döviz yok. Bu sektörün bir şey talebi yok, arttırım talebi yok. Bir şey. Bu sektörün korunması lazım. Bu sektör lazım bize.
toplum olarak lazım. Yani müteahhit tarafından çıktığımız zaman da vatandaş olarak baktığımızda da varsın fazla olsun. İhaleye giren 5 değil 7 olsun. Her firmanın girdiği ihalede fiyatı düşürmeye faydası var. Yani düşünün bir ihaleye giriyorsunuz. 10 milyon maliyet buldunuz. 14 milyon yazdınız. 4 milyon para kazanayım öngördünüz. Böyle bir kar yok kamu müteahhitinde de. Şimdiki geldiğimiz durumu söyleyelim. Alamadınız bu işi. Ne yaparsınız ikinci ihalede? 13.500 yazarsınız. 12 olma 11 10.5'a kadar bizim önceden karlarımız %7 8 6 buralardaydı. Ama şu anda işte, peki girdiniz 12 milyonu aldınız bir işi. İkinciyi aldınız. Siz kaç tane iş yapacaksınız tam müteahhit olarak? Doğru mu? Üçüncü işte ya bu işi de para kazanayım bari düşüncesiyle 13 14 15. Yani şey yok. Müteahhit yok. İhaleye girmeye hevesli değil sektör. Çünkü yani iş devletin işi, problem aslında devletin problemi, çözmesi gereken de hükümet. Ama bir yıldır biz dilimizde tüy bitti. Bunu sadece biz değil, Türkiye'nin her yerinden. Ama işte %15'in altındakiler dedik, ora bir gitti, ayrıldı bizden. Kurtuldular onlar. Dileriz biz de kurtuluruz. Yani şey değil, bu bakış açısı müteahhite, bu sürece bakış açısı sağlıklı değil. Bu kimseye zarar getirmez. Şimdi müteahhite dediniz 20 milyonluk iş 100 milyon oldu. Yani 100 lira, 500 lira para harcayacaksınız betonun, bir miktar ya da 1000 lira şu andaki rakamlarla söyleyeyim. 1000 lira betonun metreküpü ama siz Sakediş'te 120 lira alacaksınız. 1000 lira para harcayıp 120 lira almak için uğraşacaksınız. Bunu müteahhit yapamaz, yapamıyorum dedi. Ben bu betonu döktüreceğim değil, adam battım bittim ne olacak, iş gene sizin işiniz. Yeniden ihaleye çıkacaksınız, elinizde batık bir müteahhit, doğru mu? Ve onun işte işçisine... Yeni ihale verdiğiniz kişi de aynı belki sıkıntıyı yaşayacak çünkü maliyetlerin nerede nasıl... Şimdi şöyle oldu, TÜİK rakamlarına göre güncelleniyor. Önceden işlerde fiyat farklı ve fiyat farksız işler vardı, şu anda işlerin tamamı neredeyse fiyat farklı oldu. Tabii ki eğer böyle öngörülemeyen ama... TÜİK'in rakamı şey çıkarsa, şimdi piyasada piyasayı bir kere kandırırsınız İsmail Bey. TÜİK'in rakamları falan da, yani bir adam harcadığı paradan 3-5 kuruşta kar edeyim diye giriyor, doğru mu işe? Aynen. Eğer bunda bir zarar oluşmaya başladıysa devletin müdahale edip bu sektörü kurtarması lazım. Bu sektörü, yani bu hayvancılıkta da, tarımda da, gıda neyse. Çünkü dediğim gibi bizden kaynaklanan bir sıkıntı yok. Ne biz ne demirin fiyatını belirleriz, ne akaryakıtın 7 liradan 28 liraya, 30 liraya çıkması, 25 liraya düşmesi bizim problemimiz. Ama her şey akaryakıt, her şey yakıt, ne demirin 4 liradan 18 liraya çıkması, bunların bu hale geldiyse bunu da düzeltilmesi gerekir. Yani biz şey öngöremiyor musunuz gibi bir tabir var mesela, bu öngörülebilir bir şey değil. Öngörürsünüz de ne bileyim %20 artış İsmail öngörürsünüz. Öngörmek ne demek? 30 öngörürsünüz. Yani, tabii öngörmek, öngörülebilir olmaktan geliyor zaten. Siz %500 artış Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmamış 2 yılda. Yani, neyi öngöreceksiniz? Tabii öngördüğünüze bir de devlet yasa olarak izin vermiyor zaten. Diyor ki benim 100 lira yaklaşık maliyet bulduğum işe sen 120 lira atabilirsin. 121 lira attığın zaman vermemişi sana diyor. Aynen. Hadi öngördük. Yasa zaten, yasa öngörüyor mu ki ben öngöreyim? 250 vermen lazım. O zaman da sen vermezsin. Deli misin diyecekler, doğru aynen musunuz? İhaleye girmenin bir anlamı kalmıyor o zaman. Yani. Zannedersem bir mahkemeye taşıdığınız okul konusu var bu nedenle. Ne durumda o mahkeme süreci? Valla biz şimdi %15'in altındakilere devlet bırakma hakkını vermişti. Evet. %15'in üstündekilere de dedi ki 6. maddedeki şeyde kararnamede. %15'in üstündekiler de eğer bu işi devredebilecek bir firma bulurlarsa idarenin de onayıyla bu adamlar devredebilir bu işi dedi. Şimdi biz bu işlerin zarar ettiğini her yerde söylüyoruz. Herkes de biliyor. Özellikle sektörde iş yapan insanlar benim işimi kimse devralmak istemez. Doğru mu? 100 lira beton parası alacak, 1000 lira harcayacak. Evet. Bu işi kim devralmak ister? Biz Sahabiye'de Refika Küçükçalık Ortaokulu'nu yapıyoruz. Bununla ilgili bir devir başvurusunda bu mantıktan dolayı bulunmadık. Yani kim devralır ki zarar eden işi diye. Ama çalışırken öğrendik. Bir firma Milli Eğitim Müdürlüğü'nün onayıyla devretmiş başka bir firmaya işini. Peki yani devir hakkı var, tamam, yasal yapılan işlemde. Yasalsa biz de devredelim dedik. Madem bu işi alacak baba yiğit var, Milli Eğitim'de güvendi. Bunu bu adam yapar dedi, doğru mu? İdarenin onayıyla diyor çünkü. İdare onayladığına göre firmayı araştırmıştır, sağlamdır ki
devletin bugün okuldan yediğim 9 milyon liraya aldığımız okul bizim bugün 35 milyon lira. Evet. 9 milyon liralık işi 35 milyon liraya çıkmış adam, bu adam yapar. Peki biz de başvurduk. 9 gün sonra dilekçemizi verdik. Yer teslimi yapıldıktan sonra diğer firmaya. 9 gün sonra bize şifahi olarak olmaz dediler. Niye olmaz dedik. Bu firmanın yapacağına inanmıyoruz biz dediler. Yani 9 günde sizin Milli Eğitim Müdürlüğünüze, Milli Eğitim Müdürüne nasıl bir aydınlanma geldi ki 9 gün önce yapar dediği, devletin işini emanet ettiği firmaya bugün güvenmiyor. Bu işte bir terslik yok mu dedik. Yok dediler. Biz, mühür bizde, Süleyman biziz. Biz o gün öyle karar verdik, bugün böyle karar verdik. Peki biz de o zaman bunun hesabını yargıya taşıyalım. Hani yargıdan da işin yasal olması tamam verebilir. Ayrıca yasaldır da 9 gün sonra vermemesi çok da hani bizim aklımıza soru işaretleri geliyor. Kimin aklı olsa gelmez, doğru mu? Yani şu anda devlet bu okulu yeniden ihaleye çıkacak. 9 milyon ödeyeceği yere Milli Eğitim Müdürlüğü 35 milyon lira para ödeyecek. Kim ödeyecek bu 26 milyon lira İsmail Bey? Ne? Biz ödeyeceğiz vatandaş olarak, doğru mu? Aynen. Bu okul ayrıca bir yıl, bir buçuk yıl ne kadar sürerse yeniden ihaleye çıkacak, adamın süresi bitecek. Bizim okulumuz bitmek üzere. Bu okulun bir, bir buçuk yıl daha süresi var. Oradaki mahalledeki öğrenim bir, bir buçuk yıl daha gecikecek. Oradaki çocuklar mağdur olacak. Yani biz anlam veremedik. Yargı müdahil olsun, yargı anlamlandırsın bu nasıl iş diye. Onun için mahkemeye, savcılığa verdik. Şimdi savcılık sürecinde. Tabii dosyanız. Geçtiğimiz günlerde yaptığınız basın açıklamasında biliyorsunuz Millet Bahçesi'ne bir cami yaptırılacak. Cami konusu gündeme gelmişti. Siz de bu ortamda caminin yapılmasının doğru olmadığını söylemiştiniz. Kamuoyuna bunu açıkladınız. Niyetiniz cami karşıtlığı mı? Böyle bir karşıtlığınız mı var? Yoksa bugünkü ekonomik şartlarda ya da o gün o Kartal Bulvarı'ndaki yaşanacak olumsuzluklara dikkat çekmek amacıyla mı bu açıklamayı yaptınız? Şimdi İsmail Bey, biz cami karşıtı olmamız düşünülemez. Yani biz bir de dernek olarak, dernek üyelerimizin yarısından çoğunun zaten elhamdülillah yaptırmış olduğu bir cami falan da var, bizim de var. Cami karşıtlığı değil. Amin cümlemizinkini. Bu cami karşıtlığı falan değil. Bunu zaten kamuoyunda böyle bilmesi biliyordur herhalde. Oraya ufak bir cami yaptırılabilir. Sedat Kılıç Bey açıklama yapmıştı. Evet. 20-25 milyon. Şimdi caminin maliyeti bize göre, yani ille mi o büyüklükte yapılmasını isteniyor? Ben kendi şahsi kanaatimi söyleyeyim. Yapılabilir, olabilir ama şimdi biz bu işlere fiyat farkı verin dediğimiz zaman 28 milyon liralık 30 100, yani %1 fiyat farkı veriliyor. Bunun olmayacağı görüle görüle. Devletin okulları bu yüzden bekliyor. Az önce söyledik işte milli eğitim, tekli eğitime geçildi, geçilemedi muhabbeti var. Devletin sosyal konutları bekliyor. Kiracıların durumu ortada. Kiralık ev bulmak neredeyse imkansız. Yani makul fiyatlarda kiralık ev bulmak neredeyse imkansız. Makul olmayan fiyatlarda ev bulmak da çok zor. Kiralık ev yok. Hastanenin yolun devletin beklerken, bunlar yarım dururken biz böyle devasa bir kaynağın buraya ayrılmaması kanaatimizi belirttik. Yoksa caminin bizim başımızın üstünde yeri var. Yani yeryüzünde tek yapı kalacaksa cami kalsın. Bu düşünülemez bile ama şu anda bu ekonomi bizim gördüğümüz yok. Yani onun için de biz orada kendi şahsi kanaatimi belirttim. Ayrıca hani dernek üyelerimizden ya da kamu müteahhitlerinden bu işi girip yapacak vardır. Onlarda da hani belki razıdır, razı değildir ama ihale ayrı. Devletin işi yapılacak. Ha, bu arada camiye de Kayseri'de girecek 2-3 tane firma var. Bunlardan biri de Göker Gözü Tok firması. Biz bu iş yapıldığı zaman da para kazanacağız. Girip aldığımız zaman. Biz kendi hani vicdanın dediğimizde buna ayrılmasın da bu para. Belki bir ses gelir, bir şey olur. İlle hayırsever parasıyla yapılıyorsa da hayırsever okulları tamamlamaya yönlendirilebilir. Benim vicdani kanaatim, şahsi kanaatim bu. Gene söylüyorum, tabii ki biz bu karar merciinde değiliz. Karar alanlar, karar verenler yapılacak diyorlarsa da yapacak bir şey yok. Peki, bu inşaat maliyetler nasıl aşağı çekilebilir? Yani bakıyorsunuz bugün Türkiye 7 küsür büyüme rakamı açıklandı. Türkiye büyüyor ama neticede maliyetler hala yüksek. Konut üretmekte zorluk çekiyoruz. Başta arada konuştuk. Belki bugün bir mahallede yapılan inşaat yoğunluğu Kayseri'nin geneline yayılmış durumda. Yani inşaatta gerileme var.
demir fiyatları geriye gelmiyor, tahta gelmiyor, cam gelmiyor, kum gelmiyor, mazot gelmiyor. Ne olacak? Bu nereye götürecek sektörünüzü? Vallahi çok ciddi sıkıntı var inşaatta İsmail Bey. Şimdi bizim bugün TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre %10'dan fazla küçülme var, daralma var sektörümüzde. Şimdi inşaatın bir yapım maliyeti çok büyüdü. Buna ayrılması gereken finansman fazlalaştı. Bizim sektördeki firmalar olarak hani eleme oldu. Bayağı bir firma. Önceki paralar yok artık. Yani önceden 1 liraya 10 milyona mal olan inşaat şimdi 50 milyona mal oluyor. Buna göre gider, buna göre sermaye ayırması gerekiyor yatırımcının. Ona göre de kar beklentisi oluyor. Ama şu anda bir inşaatı yapayım dediğiniz zaman piyasada satılan daireler sizin mal edeceğiniz fiyattan daha ucuz. Bunun için de çok sıcak bakmıyoruz. Yani biz de şu anda yeni projemiz yok. Yeni proje yapmayı da piyasalar bir oturana kadar düşünmüyoruz. Çünkü yani aynı paraya işte 1 milyon 300 bin liraya mı bu mahallede daire var? Biz mal edelim dediğimiz zaman 1,5 milyona mal ediyor. Bunun karı nerede, emeği nerede, sermayesinin işte hiçbir şey yok ortada. Ayrıca maliyetleri de dediğiniz gibi geri gelmiyor. Gelmediği gibi de günden güne artıyor. İnsanların alım gücü bunu karşılayabilecek düzeyde değil. Yani bu fiyatlar, daire fiyatları nasıl düşer? Geçen programda da aynı, bir yıl önce de konuşmuştuk. Halkın alım gücünün, yani insanların daire olmasının önünün açılmasının yolu halkın alım gücünün artması. Yani bugün 1,5 milyon liralık bir daireyi sıfır faizle tamamını kredi verseniz bir insana alamaz. Ayda 15 yıl boyunca işte ayda 8-9 bin lira ödemesi lazım. Ki işte en faizin hani reel faiz şey resmi faiz 18-17 oralarda ama piyasada %40'lar, 30'lar, 35'ler var. Yani şu anda nasıl daire alır vatandaş bunu bu şartlarda alamaz. Bir umudunuz var mı? Yani sektörde bir yeniden hareketlenme olur, maliyetler düşer, insanların alım gücü artar gibi bir umudunuz var mı? Sonuçta sektörün içindesiniz. İnşaat, demiri takip ediyorsunuz, çimentoyu takip ediyorsunuz vesaire. Şimdi İsmail Bey, şu anda daireler maliyetin altında ve satılmıyor. Yani 2-3 aydır da piyasada ciddi bir durgunluk var. Gurbetçiler de daire almadı bu sene. Gurbetçiler sanki daire satıyorlarmış. Öyle mi? Bırakın tabii buradan euro götürüyorlar. 30-40 bin euro aldığı daire 60-70 bin euro oldu şimdi. Normalde gurbetçiler yatırım yapardı bu sene. Çok çok az. Beklentilerin çok altında kaldı. Orada da kriz var haliyle. Onlar da etkilendi. Belki onlar da şeydir. Ama yani umut için çok elimizde veri yok işin aslı. Ama umutsuz da olmaz. İnşallah düzelir. İnşallah halkımızın alım gücü düzelir. Yani alım gücü düzelmeden inşaat maliyeti bu haliyle seyretse bile, hani uzun bir süre zam gelmese bile, insanların dediğim gibi şu anda da maliyetlerin altında daireler ama piyasada ciddi bir durgunluk var. Yani insanların ev ihtiyacı da çok fazla. Nereden biliyoruz? İşte bir kiralık ev koyalım ilana, bir saat içinde 30-40 kişi telefon ediyor. İnsanlar 2 aydır, 3 aydır, 5 aydır, 6 aydır ev arayan insanlar var. Ev ihtiyacı var ama alım gücü yok. Bunun içinde yapma tarafında da sıkıntı var, maliyet tarafında da sıkıntı var, müteahhitlik sektörü tarafında da sıkıntı var. İşte bu kamu müteahhitleri arkadaşlarımızın birçoğu da aynı zamanda yapsat yapıyor. Şimdi bu insanlar da bir taraftan hani bu kadar problem varken bir de bu işlerle uğraşıyorlar. İnşallah düzelir ama bizim çok bir umutlanacağımız taraf yok sektörde. Bir de inşaat aslında Türkiye'nin lokomotifi. Yani bir inşaatta 300-400 kalem bir anda hareketleniyor. Yani bir inşaata başladığınızda mazotundan tutun işte plastiğine kadar her sektörü hareketlendiriyor. Oranın durması demek sektörün, yani Türkiye ekonomisinin geriye gitmesi demek. Maalesef öyle. Şu anda zaten inşaat malzemelerinde de geçici bir fiyatlarda geriye gelme oldu. Çünkü insanlar ellerindeki stokları satamıyorlar. Çek yazdılar, mal aldılar, bağlantı yaptılar. Şu anda bayilerdeki fiyat mesela aşağı yukarı %10-15-20'ye varan fabrikadan ucuz. Yani onlar da tabii ki etkileyecek bu durumu. Yani yavaş yavaş önce biz kontağı kapatacağız. Sonra işte sadece inşaat demek zaten demir, beton, çimento, sonradan perdecisi bunun, koltuğu, halısı. Yani inşaatın durması bütün onları etkiliyor. Tabii zaten hepsini etkiliyor. Şu anda yani zaten inşaat daralmış, bunu devletin rakamları söylüyor.
bizim sektör olarak bir resesyondayız zaten. Hı. Yani yaklaşık biz Brunson krizinden beri Kayseri'de ciddi bir konut üretiminde sıkıntı var. Türkiye'de de tabii ciddi bir sıkıntı var. Onun için zaten bu birdenbire patlamadı yani. Bu 3 yıldır. O zaman çok ciddi durgunluk oldu. Zaten elimizdeki konutlar satılmadı. Bayağı bir talep olmadı. Hükümetin 0.64-0.79 kredileriyle bayağı bir stoklar eridi. Yoksa bayağı stok oluşmuştu. Oradan sonra zaten onu gören, tedirgin olan müteahhit konut yapmadı doğru diyor. Elindekileri satamadı bayağı bir. Sonra yavaş yavaş, şu anda da karlılık yok piyasada, yapılabilirlik yok. Bunun için de hani bizim kendi arsamız var mesela, yapmıyoruz. Rentabl gelmiyor çünkü. Devletin bu TOKİ aracılığıyla konut seferberliği başlatmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yine burada da kamu müteahhitleri görev alacak. Tabii buraya girecek müteahhitler de nasıl bir yol izleyecek? Aldığı fiyat 2 ay sonra çok farklı mı olacak? Düşerse belki para kazanabilir ama 3-4 ay sonra aldığı fiyatın çok çok üstünde yine maliyetler ortaya çıkarsa yine bugün sizin yaşadığınız sıkıntılar ortaya çıkmaz mı? Ya TOKİ'de ayrı bir parantez ayrılıyor zaten bu genelgelerde, yönergelerde. TOKİ müteahhitleri bir şekilde bizim kadar zarar görmüyor bu işlerden ama. Şimdi sadece TOKİ'de bu işi yaparım demek, tarım gıda marketle ben herkesin evine ekmek götürürüm demeye benziyor. O da mümkün değil. Mümkün değil. Yani piyasanın önünü açmak lazım. Gerçekçi, yapıcı, kalıcı çözümler bulmak lazım. Yani o işin biraz daha hani... TOKİ müteahhiti kaç tane konut yapacak, ne zaman teslim edecek, kime yapacak, Gültepe'deki vatandaş işte Gültepe'den daire isteyen adama da TOKİ daire yapacak mı, Yıldırım Beyazıt'tan isteyene yapacak mı? Yani TOKİ gerçekçi ve kalıcı bir çözüm değil. Tabii ki yapılan her evin, her bir aileyi kiradan kurtardığını düşünürsek, bu yolda harcanan her çaba kıymetli, değerli. Ama dediğim gibi çok kalıcı, yapısal bir çözüm değil yani. Bu demir yumruk operasyonu yapıldı Türkiye genelinde demir sektörüne yönelik. Bu piyasayı biraz olumlu yönde etkiledi mi? Demir fiyatları inanılmaz bir noktaya gitmişti 18'lere kadar. Şu anda yine yükseliş var mı? Geriye yönelik mi bir düşüş var? Valla bizim aldığımız demir fiyatlarından, demir yumruk operasyonundan haberi yok. Yani şöyle çünkü... Aynı devam ediyor yani artık. Bir ara 18'e kadar çıkan bir demir fiyatı olmuştu ama demir yumruk operasyonundan zaten önce biraz düşüş olmuştu. Onun bir etkisi olduğunu düşünmüyoruz. Yani o şu anda da 15 civarında, 14,5 civarında seyrediyor demir. Yani bu bahsettiğimiz işleri aldığımızda bizim 3.60, 3.70 oralardaydı demir. Yani 18 olsa ne olacak, 15 olsa ne olacak? Bir 15 olduğu zaman işte 5 katına çıkan oluyor. Onun 18 olduğu zaman 6 katına çıkan oluyor. Bu bir işin maliyetinin 4-5 katına çıkmasına şey değil. Başkanım, yani enflasyon rakamları %70'lerde vesaire açıklanıyor. İşte ENAG'a göre 160-180 gibi rakamlar açıklanıyor. Bakıyorsunuz enflasyon oranları %70 iken inşaat maliyeti kimi kalemlerde %600 artıyor, %450 artıyor. Burada niye bir dengesizlik var? İşte camda bakıyorsunuz artış %500'ü bulmuş ya da çimentoda yine 350'leri bulmuş. %70'lik bir enflasyon ortamında bu ürünler niye bu kadar artıyor? Vallahi ENAG neyi baz alıyor biz bilmiyoruz ama bizim inşaat sektöründeki artışlar yıllık aşağı yukarı %200-250 civarında gerçekleşti son 2 yılda. Yani bu işte demir, ENAG demir alıyor mu bilmiyorum. Beton, biz 145 liraya C40 beton atarken 2 yıl önce ya da bu ihaleleri aldığımızda şu anda aynı beton 1000 lira. Çimentoda zaten inanılmaz bir artış oldu. Zaten İmkon Başkanı Tahir Tellioğlu'nun da bu yönde bir feryadı var. Yani her şey 3 katına, 4 katına, 5 katına çıktı. Bu çimentoda neredeyse 10 katına, 8-9 katına varan betonda bir artış oldu. Yani camda mesela piyasa, ya o şey oluyor, mesela camda ihracat patlıyor, demirde dışarıdan talep oluyor, ekstra artışlar da oluyor. Sadece dışarıya çok fazla verildiği için mi iş piyasada biraz yükseliyor, o da var mı? İşte onu aslında şey, Serbest Soruşturma Kurumu'nun Rekabet Koruma Kurulu'na götürdü İmkon. Bunun soruşturulması lazım. İmkon götürmedi, pardon, Devlet Rekabet
kuruluna götürdü bunu. Bu fiyatların araştırılması ile ilgili. Ondan daha bir sonuç gelmedi. Yani niye arttığını biz buradan göremiyoruz. Yani ama biz sadece 145 liraya aldığımız betona para verirken görüyoruz. Bir de 1000 lira olarak öderken görüyoruz. Orada ne dönüyor, nasıl oluyor? Yapılan fiyat zamları adil mi? Piyasa gerçekliğiyle uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu? Bunu Rekabet Kurumu araştırıyor. Ama o da bayağı bir uzun sürdü. Onunla ilgili de sistem var zaten. İnşallah o da bir an önce çözülür de biz de öğreniriz bu çimento diğerlerinde niye ayrıştı bu kadar. Müteahhitler böyle toplu bir şekilde eylem içerisine girebilir mi? Bir dönem çimento fiyatlarını tepki göstermek amacıyla çimento almayacağız denmişti. O biraz sanki dengelendi ya da belli bir süre durdu. Yine böyle toplu bir iş bırakma, iş yapmama gibi bir karar olabilir mi Türkiye'de? Şimdi bu ikinci kararnameden önce bir eylem kararı almıştı aslında müteahhitler. Yani Ankara'da bir gösteri yürüyüş yapacaklardı ama ikinci kararname çıkıyor. Biraz sabredin diyerek bundan vazgeçildi ama şimdi bizim sayımız az İsmail Bey ama yaptığımız işlerin hacimleri büyük. Çok büyük hem de. Evet, şimdi kamunun kaynaklarını kullanma oranımız çok büyük. Bunun için yani bir EYT'li gibi bir öğretmenler gibi sesimiz çıkmıyor ya da bir polislere işte şu bankalardaki promosyon şeyi var. Bunlar gibi sesimiz çıkmıyor ama bizim sesimize siyasilerin ses olması lazım. Çünkü bizim gördüğümüz zarardan kamunun göreceği zarar çok fazla. İşte dedik ya ihalelerde yani 100 milyon liralık işin 70 milyon liraya gitmesi nereye, 120 milyon liraya gitmesi nereye? İki tane iş yapacaksan yapacakken bir tane iş yaptırabiliyorsunuz. Onun için bunu siyasilerin, karar merciğinde olan insanların görüp bizim sorunlarımızı hem bizim mağduriyetimiz yani sonuçta hak buradaki de bu dediğim gibi bizden kaynaklanan bir sorun değil. Hem bizim mağduriyetimizi gidermek için hem de kamunun kaynaklarının daha iyi şekilde yani biz seviniyoruz işin aslı bir ihaleye girdik. İşte ben en son Hacılar Belediyesi'nde 4 blok kaba inşaat bu 115'in altında olduğu için bırakmıştı iki müteahhit arkadaş. İkinci firmadan 12 milyon lira falan aşağı aldık. Yani 12 milyon lira devletin kasasına para girdi diye seviniyoruz. Peki Göker'i, Ahmet'i, Mehmet'i, Osman'ı batırdığınız zaman bunları ya da piyasadan çıkardığınız zaman gördüğünüz gibi devlet de zarar ediyor. Varsın bunlar olsun. Bunlar kendi geçimini sana daha ucuz fiyat vererek zaten idame ettiriyor. Bunları yani çok ciddi sorunla karşılaşır devlet hükümet. Biz zaten dernek olarak bunların takipçisi olacağız. Yani bu işlerin böyle devam etmesinin kamuya getirdiği yüklerden bahsedeceğiz. Bununla ilgili bizim bir kamuoyu oluşturmamız lazım çünkü. Yani insanlardaki bu müteahhit algısını biz yani dövizle iş yapan, arttırımla iş alan müteahhitleri değil İsmail Bey. Dediğim gibi biz 20 kişiyle ihaleye girip en düşük fiyata vererek alan müteahhitleriz. Bunun için de bu algıyı yıkıp, bu sorunları dile getirip, kamunun bilgilendirilmesi için çalışmalarımız bir taraftan da o yönde sürecek. Tabii sizin yaşamanız lazım ki başta ifade ettiğimiz gibi rekabet ortamının devam ediyor olması lazım. Yoksa bir iki tane firma kalırsa ya da bir tane firma kalırsa kamunun yapacağı yatırımları da o kişinin insafına bağlı olarak bir teklif geliyor. Kamuda o fiyata vermemek için sürekli ihaleye gidecek. Bu kez işte biraz önce ifade ettiniz. Öğrenciler 1,5-2 yıl sonra belki okula gidecek ya da okula gidemeyecek. Onun için mutlaka sizin sektörün, sizin gibi isimlerin korunuyor olması lazım. Kesinlikle. Dediğim gibi inşallah bununla ilgili de gösterdiğimiz gayretler bir neticeye varır. Sesimiz duyulur. Hem bu insanların mağduriyeti önlenir hem de kamu menfaati sağlanır diye düşünüyorum. Onun dışında başka böyle çok ön plana çıkan sorununuz var mı? Bu yani sözleşmelerin bir şekilde tek taraflı ya da yasal dayanağa bağlı olarak bırakılmasının dışında başka böyle büyük yaşadığınız sıkıntı var mı? Vallahi bu ara inşaat sektörünün her yeri sıkıntı İsmail Bey. İşçi bulmak sıkıntı. Çoğu işçimiz yurt dışına gitti. Yani önceden 50-60 kişiyle kurduğumuz ekipleri bugün 6-7 kişiyle zar zor kurabiliyoruz. Finansman büyük problem. Kamu bankaları kredi vermekte çok duyuyorsunuzdur piyasadan cimri davranıyor. Özel bankaların faiz oranları ortada. Ve şimdi iş almışsınız 1 liraya, iş çıkmış 5 liraya, krediniz 1 liraydı, krediniz hala 1 lira. Yani bundan dolayı da çok insan ihalelere giremiyor, eleme oluyor. İşte vadeler kısaldı inşaatta.
önceden yani 6 ay 7 ay vadeyle aldığımız ürünler şu anda 2 aydan öteye doğru dürüst ürün yok neredeyse. Hı. Çok az üründe 3 ay 4 ay dövüş nizah çek verebiliyoruz yazabiliyoruz. Sıkıntı çok inşaatta. Hadi bunlar piyasanın getirdiği sıkıntılar ama diğer taraftaki bizim en büyük derdimiz bu kamu müteahhitlerinin sıkıntısının bir an önce çözülmesi. Ha işte Yapsat tarafında az önce konuştuğumuz insanların konuta erişememesi ekonomik olarak. Yapsanız ürünü kime satacaksınız? Maliyetler şu anda satılanın daha üstünde. Bizim sıkıntımız böyle 1-2 saatlik programla bitmez yani. Peki programın sonuna geldik başkanım. Hatırlatmak istediğiniz, duyurmak istediğiniz ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alıp bitirin. Biz bu 5 Ağustos'tan beri geçtiğimiz süreçte bize kapılarını açan, yardımcı olmaya çalışan, dertlerimizi dinleyen, sahiplenen, bunlarla ilgili daha sonra zaten açıklama yapacağız, kendilerine teşekkür edeceğiz. Buradan kısa geçeyim, çok vaktinizi almayayım. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Dediğimiz gibi bu sorun sadece bizim sorunumuz değil. Bu sorun herkesin sorunu, ülkenin sorunu. Bunun bir an önce çözülmesi için gayret gösteren kim varsa Allah razı olsun. Diyeceklerimiz bu kadar. Peki. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Kayseri Kamu Müteahhitler Derneği Başkanı Sayın Göker Gözütok'u ağırladı. Kendisiyle inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılarını, özellikle de kamu müteahhitlerinin sıkıntılarını konuşmaya çalıştık. Beklentileri var. Aslında çok da zor değil bunları karşılayabilmek. Hem devletin kar elde edebilmesi, bu sistemin devam edebilmesi için de mutlaka bu iş dünyasının beklentilerine cevap vermekte fayda var. Bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.